Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Sırada ilgiyle izleyeceğinizi düşündüğümüz bir röportajımız var. Birbirinden renkli ve şık tasarımların yaratıcısı Gülgün Buldanlıoğlu şimdi Lifestyle'da. Hoş geldiniz Gülgün Hanım programımıza. Hoş bulduk. Renk kattınız ayrıca. Sağ ol, çok nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Sizleri biraz daha yakından tanımak istiyorum. Benim tanıma fırsatım oldu. Ekran başındaki izleyicilerimiz için de kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Gülgün Buldanlıoğlu ben. Alman Lisesi arkasından Boğaziçi işletmeyi bitirdim. O dönemde biz çok şanslıydık. Okulu biter bitmez, bitirir bitmez lisan bilen bizim gibi mezunlar tabir caizse kapış kapış şirketler, bankalar kapmaya çalışıyorlardı. Ben de o dönemde gelişmekte olan bir sektör olan ve iyi şartlar sunan bankacılık sektöründe çalışmaya başladım. Kredi pazarlaması bölümünde bir Amerikan bankasının. Sonra da bir Amerikan, Türk, Japon ortak girişim gibi bankada yine kredi pazarlamasında çalıştım. Oğlumun hayatımıza girmesiyle profesyonel çalışma hayatımdan ayrıldım. Çok uzun sürmedi öyleyse. Yok, 5 sene kadar filan. Bunun aslında iki sebebi vardı. Birincisi babamı çok erken kaybetmiştim. Başınız sağ olsun. Bir hastalık yüzünden birkaç ay gibi bir sürede. Onunla anılarım çok değerliydi. Hayat ne gösterir bilinmez. Hani oğlumla hayatta olduğum müddetçe maksimum birlikte zaman geçireyim dedim. Bir de etrafımda ilişkilerinde sorunlar yaşayan insanlar, psikologlara danıştıkları zaman hep çocukluk yıllarına geri dönüldü. Hep kökleri orada arandı. Özellikle de ilk 3 yıl çok önemli diyorlardı. Ah, dedim ne kadar büyük sorumlulukmuş bu çocuk yetiştirmek. Kesinlikle. Onun için o dönemi mümkün olduğu kadar ondan geçirmeye çalıştım. Ama o dönemde de evden sigorta acentalığı yaptım. Hiç boş durmadım diyorsunuz aslında. Yok, biraz yani o şey zeka yaşımıza uygun bir şeyler de yapmak iyi oluyordu. Kesinlikle. Tabii. Onun yuvaya başlamasıyla ben yine eski tecrübelerime yakın diye düşündüğüm bir aracı kurumda portföy yönetmeye başladım. Uzun yıllar öyle gitti. Pek çok alanda yer almışsınız aslında Gülgün Hanım. Evet, hep böyle akışa bıraktım diyebilirim kendimi yani. Üniversite çağına gelince oğlum Kanada'nın çok iyi bir üniversitesinden kabul aldı. Onu yerleştirmek için gittik ama yurtta yer çıkmamıştı. Onun için okula yakın küçücük bir daire tuttuk, yerleştirip döndük. Fakat ilk senesinde tek başına daire demek biraz yalnızlık demekmiş. İkinci sömestrede soğuklarda bastırınca böyle bir şey oldu, sesi düştü. Size yalnız bırakmak istemediniz. Destek olmak için gittim. Ama tabii yanında da her dakika olmak istemiyorum. Üniversite çağındaki çocuk. Ben kendimi dışarı atıyordum devamlı gündüzleri. Arkadaşı gelince ya da ders çalışırken. Orada bir dükkan keşfettim. Anne kız işletiyor. Çok renkli takılar koyuyorlar vitrinlerine. Sizin de o zaman mı başladı serüveniniz öyleyse? Zaten takı tasarlıyordum genç kızlığımdan beri. Yani şöyle kendi takılarımı, kıyafetlerimi, hatta evlenirken ev mobilyalarımızı, gelinliğimi falan bile kendim çizip yaptım. Yani öyle bir eğitimim falan olduğundan değil, kendi zevkimle bütün olsun diye. Bir merakınız hep vardı. Ve takılarımı yapıyordum. Etrafımdan da beğenenler oldukça onlara da yakın çevreme pırlanta üzerine altın yapıyordum o zaman. Renkli taşları çok meraklıyım, cesaret edemiyorum. Şimdi yani. Gördüğümüz gibi aslında. Çok şıksınız. Çok mersi. Renkli taşları cesaret edemiyordum. Onur, anne kızla bayağı bir sohbet ettik girip çıkıp. Bu nedir diyorum, işte Blue Lace Agate diyor. Bu nedir diyorum, Chrysoprase diyor. Bu nedir diyorum, işte Calcedony diyor. Dedim nereden biliyorsun bunları? Hı-hı. Okulu var dedi burada. Hemen o da dedim, ilginizi çekti sizin. Evet ama şey dedim yani Fransızca konuşulan bölgesindeyiz. Fransızcadır herhalde dedim. Bende Fransızca yok. Yok dedi bazen açıyorlar İngilizce dedi. Meğer oradaki okul İngiltere'de dünya çapında meşhur bir okulun akredite cemolog programını uyguluyormuş. Cemoloji programını ve onun hazırlık dersleri vardı iki tane o programa başlayabilmek için. Onları İngilizce açtılar o dönemde şansıma. Şansınıza. Tesadüfler hep böyle şey. Güzel gelmiş. Çok bana iyi geldi. Dedim o iki dersi alıp dönerim.
Ama öyle olmadı. Bırakamadınız. Başlayınca bırakamadım. Girdikçe daha derinine girmek istedim. Sürekli eğitimler istedim. Devam etti. Çok zor bir eğitimdi. Yani üniversite yıllarımdan çok çok daha fazla çalışmam gerekti. Çünkü her şey bilgi. Ama o iki senenin sonunda jeoloji diplomasını aldım. Bu arada duyuyordum, Amerika'da bu konuda çok bilinen bir okul var. Çok iddialı dünya çapında. Onun programına baktım. O biraz daha da farklı şeylere fokus ediyor. Ona başladım. İki sene de o sürdü. Gittim geldim, laboratuvarlarını yaptım, sınavlarına girdim filan. Sonunda da onun da iki senenin sonunda hatasız bir sınav verip onun da diplomasını, jeolog diplomasını aldım. Süpersiniz gerçekten. Bir anda dünya üzerinde yani jeoloji konusunda en donanımlı, çünkü bu iki okulu birden bitiren çok az sayıda insandan biri olup çıkmıştım. Tamamen merakımın peşinden gitmekten diyebilirim. Ama bu bana ne getirdi? Daha çok renkli taşları da takılarımda kullanmaya başladım. Cesaret verdi size. Hem cesaret verdi hem aşık oldum o renkleri görünce. Hı-hı. Hep kullanmak istedim. O top şeye gittikçe aldım filan. Bu sefer her sağda solda bana sormaya başladı insanlar takılarımı. Bu şekilde gelişti diyebiliriz öyleyse. Evet. Bundan yaklaşık 2 sene önce de markanızı oluşturdunuz. Ama tabii tasarım aşkınız sürekli devam etti. Bu süreç nasıl gelişti? Neden böyle bir marka oluşturmaya karar verdiniz Gülgün Hanım? Bu renkli takılarla şeyler yapmaya başladıkça çok dikkatini çekti insanların herhalde. Sağda solda kasada beklerken bir yerde bana mücevherlerimi sormaya başladılar. Nereden aldınız acaba diye. Kendim tasarladım demek bile çok güzel evet. Bir şey değil mi? O zaman satmak falan aklımda hiç yok zaten. Ama dedim ki bu güzellikleri ben tanınıp çok tutkun oldum. İnsanlara daha çok tanıtmam lazım. Benim böyle bir şansım oldu bunları tanımak. O zaman işte daha geniş kitlelere de yapabileyim diye markalaşmayı düşündüm. Önce kendi adım üzerinden, sonra dedim ki hem soyadım çok uzun. Biraz. Evet, zor. Hele yurt dışına sonra ileride şey olursa zor. İkincisi de hani daha bu konuyla ilgili bir isim olsa daha iyi olur diye düşündüm. 1,5 senemi falan isim bulmak aldı. Çünkü şeyi olan her isim, anlamı olan Türkçe ya da İngilizce isim alınmış. Yani bu zor bir süreç oldu biraz o yüzden. Her isim buldum diye sevinirken patent kurumu bana vetoladı her seferinde. Sonunda dedim ki ya niye İngilizce Türkçe'ye bağlı kaldım? Bütün dillerde ışıltılı pırıl pırılın karşılığına bakayım. Sonra İtalyancası işte bu Luccicanti'yi buldum. Hem kulağa hoş geldi, hem keyifli. Türkçe söylemek zor değil. Bir de alınmamıştı. İşte 2 sene önce bu sefer o kendime takı tasarlama maceram daha bir markalaşmaya başlamış oldu böylece. Neler tasarlıyorsunuz peki? Bunlardan da biraz bahsedelim mi? Dünyada çıkan çok güzel, çok nadide parçaları bulup alıyorum. Bunlarla az bulunur değerli takılar, mücevherler tasarlamaya çalışıyorum. Özel daha çok. Özel renk harmonileri olan, gözüme okşayan takılar tasarlamaya çalışıyorum. Yüzükler çok yapıyorum çünkü esas kendimiz için takıyoruz galiba takılarımızı. Evet. Kendim görebilmek istiyorum evet. En başta. Küpeler, bilezik, kolye, broş da yapıyorum birazcık. Kadınlar için daha çok ama değil mi? Hep kadınlar oldu şimdiye bayılıyoruz kadar. Bayılıyoruz çünkü. Kendimden hep başladığım için herhalde onun için. Belki zamanla olur erkek de bilmiyorum. Bakalım. Sadece takı değil aslında üzerinizdekileri de örneğin kendiniz tasarlıyorsunuz. Evet, seviyorum. Az önce böyle de belirttiniz kendi evinizi bile kendiniz tasarlamışsınız evet. Gülün Hanım. Ya kendi yaşadığım kendi şeyimi bütün olsun zevkim hoşuma gidiyor. Yani o mekan bana ait oluyor sanki beni yansıtıyor. Markanızda görebilecek miyiz peki bunları da yer alacak mı ilerleyen zamanlarda? Şu anda aklımda yok. Yani çünkü kendi vücudumu kendimi iyi biliyorum da başkalarını o kadar bilmiyorum. Ama soranlar oldu. O Instagram'da sayfamda bir kıyafetimle kendi resmimi şey yapmıştım. Kıyafetimi soran da çok oldu. Sorulmayacak gibi de değildir eminim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Aynı zamanda aslında değerli taşlar uzmanı olarak da nitelendirebiliriz sizleri. Peki değerli taşlar uzmanı dediğimiz zaman ne anlamalıyız? Neler yaparlar? Neler yapıyorsunuz? Jeolog yani değerli taşlar uzmanı. Dünyamızdan çıkan doğal mücevherde kullanılabilecek kadar dayanıklılığı olan az bulunan ve güzel 60'a yakın taş cinsini inceleyen bilim dalı. Çok fazla değil mi aslında? Evet, bunun kimyasal fiziksel özellikleriyle, farklılıklarıyla, nerelerden çıktıkları, nasıl oluştuklarıyla ilgili bütün bilgileri
veriyorlar. Ayrıca benzer ve taklitlerinden nasıl ayırt edebiliriz? O da bizim işimiz. Bir de bir taş geldiği zaman o olduğu güzelliği doğal mı tamamen, yoksa bir tabir caizse makyajla mı o hale geldiğinde ayırt etmek yine bizim işimiz. Çünkü değer farkı çok oluyor bazı taş türlerinde, hele özellikle. Yani taşlar konusunda dedektiflik gibi düşünebilirsiniz. Hepsi uzmanlık istiyor. Kesinlikle. Ve aletlerimiz var. Yani bana bir taş getirdikleri zaman, bir camuluğa bir taş getirdikleri zaman bir kanımız oluşuyor tabii ilk görüşte. Ama onu muhakkak aletlerimizle teyit etmemiz lazım. Çünkü her yapılan sentetik benzer de esasında benzetmek için yapılmış örnekler oluyor. Onun için muhakkak bir aletlerimizle de teyit edip ondan sonra bir tam kanı açıklıyoruz, belirtiyoruz. Taş tıraşlarken bile aslında camolojik bilgi varsa daha mükemmel sonuçlar alınıyor. Çok değerli taşlar aslında, o yüzden de çok önemli ayrıntılı incelemek, değil mi? Aynen. Ben üretim aşamasında bile her birinin hassasiyetleri farklı olduğu için onlara dikkat etmek gerekiyor. Bazısı rodaja girmiyor, bazısı soğuk sıcak sevmiyor, bazısı kimyasal sevmiyor. Bütün onların sırasını da ona göre bilmek gerekiyor. Ayrıca bu tıp gibi devamlı gelişmeleri takip etmemiz gereken bir bilim dalı. Çünkü değerli oldukları için bunlar devamlı birileri benzerlerini, taklitlerini üretmeye çalışıyor. Ve bizim bunlardan haberdar olup ayırt edebilmemiz lazım. Onun için de güncel gelişmeleri de her dakika takip etmemiz gerekiyor. Yani diplomamı aldım bittim gibi bir şey değil. Sürekli yani. Güncellenmekte aslında. Evet. Biraz da tasarım sürecini sizlerden dinlemek istiyorum Gülgün Hanım. En baştan en sona geçen serüveni bizlerle paylaşır mısınız? Tabii. Şimdi bu camolog kimliğimi edindikten sonra bu gelişmeleri takip etmek için dünyadaki değişik seminerlere, konferanslara katılmaya başladım. Oralar aslında aynı zamanda büyük mücevher evlerinin camologlarının da toplandığı yerler. Ve bizler orada olduğumuz için taş ustaları da değişik buldukları, tıraşladıkları taşları da beğenimize sunmak için getiriyorlar. Bazen bir taşı görür görmez kafamda bir şey çağrıştırıyor, rengi ya da şekli, ve tasarım kafamda orada başlayabiliyor, ama genellikle bu nadide güzellikleri bulduğum zaman koleksiyonuma katmaya çalışıyorum. Onlar taş kutumda birikiyorlar. Sonra onlarla sayısız renk kombinleri, şekil kombinleri, denemeler yapıyorum. Ta ki böyle çok içmesinden bir şey olana kadar, o zaman hemen altın ustama gidiyorum, kalıp çalışması başlıyor. Bütün o süreçte, üretim sürecinde ustalarla dirsek temasındayım. Çünkü bir aşçısını farklı vermek, tırnağını nereye koyduğumuz bütünlüğünü bozabiliyor ya da tamamlayabiliyor. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Ben öyle seviyorum yani detaylara şey yapmayı. Tam içmesinden bir şey çıkmadan da, çıkana kadar da değişiklikler yapmaktan da asla vazgeçmiyorum yani. Nasıl bir duygu peki? En son halini görmek. Vallahi doğum yapmak gibi yani, o istediğiniz, hayal ettiğiniz şey çıktığı zaman çok hoşuma gidiyor gerçekten. Önce kendim sevmeliyim mücevherlerimi. Zaten başlangıç noktam da oydu. Yani ben görünce almak isteyeceğim, içimin gideceği mücevherler yapayım diye bir düşüncem var yani. Çok güzel. Peki bu süreçte bahsettiğimiz ilham kaynaklarınız neler oluyor daha çok? Mücevherlerle birlikte şekilleniyor diyebilir miyiz? Öyle de diyebiliriz. Bazen taşın şekli, tıraşlanmış taşın şekli de oluyor. Ama hep tabiat esas olarak. Tabiat çok seviyorum gerçekten. Bunlar da doğal şeyler. Hep en doğalını kullanmaya çalışıyorum zaten. En doğal haliyle. Çiçekler, çok çiçek kullanıyorum. Hayvanlar, özellikle de kelebekler. O narin dantelimsi kanatlarına, rengarenk kanatlarına hayranım. Onun için çok kelebek şey yapıyorum. Fiyonklar. Ama her yerinde bir fiyonk vardır illa benim zaten. Seviyorsunuz. Evet. Bir de balonlar, uçurtma, top gibi eğlenceli nesneler de bazen tasarımda bir mücevhere dönüşebiliyor. Peki taş olarak hangilerini daha çok tercih ediyorsunuz? Hepsini. Hepsini yani, bir arada. Şöyle, mücevher deyince dört büyük akla gelir esas olarak. Dinleyelim sizlerden. Pırlanta, yakut, safir, zümrüt. Ama onun dışında dünyada çıkan o kadar çeşitli taş cinsi varmış ki, taş derken biz renkli taşlar olarak bir kabuğun sedefi de doğal bir oluşum ve taş olarak adlandırıyoruz onu da. Onları tanıdıktan sonra tabii benim de ufkum değişti. Bundan evvel sorsaydınız bana pırlanta derdim kesin ben de.
Ne zaman değişti o süreç? Eğitimden sonra. Eğitimden sonra. Onları tanıyınca, bu kadar çok çeşidi tanıyınca çok farklı oldu bakışım. Şimdi yine pırlantaları, ama iyi kalite pırlantaların o ışıltısını, renk kırpışmalarını çok seviyorum. Ama onları daha çok şimdi renkli, şahane oluşumların etrafını çerçevelerken kullanıyorum. Ya da aralarına serpiştirerek kullanıyorum. İşte pırlanta dışındaki üç büyükte de piyasada hiç işlemden geçmemiş doğal haliyle güzellerini bulmak neredeyse imkansız. Bunu samimiyetle söyleyebilirim. Ben de doğal şeylerle çalışmayı sevdiğim için onlarla da çalıştıklarım var ama daha kısıtlı. Mesela bir spinel diye bir taş var. Eğitime başladığımızda bütün hocaların ortak şeyiydi bu. En sevdiğiniz taş diye sordunuz. Spinel, benden ismi bile kötü yani çirkin falan. Ön yargıymış tabii, utandım sonra. Tamamen bu, değiştim sonrasında. Yakut ve safirle aynı yerden çıkıyor. Çok benzer özellikleri var. Renk ve kimyasal fiziksel özellikleri olarak da. Zaten kırmızıları hep rubi ile yakutla karışmış. Kraliyet mücevherlerinde varmış. Çok az bulunan çok şahane güzellikler ve el değmeden o güzelliklerde. Şimdi sadece son, yani bugünlerde büyük mücevher evlerinin tek üretim koleksiyonlarında rastlanabiliyor. Ben buldukça kullanmayı seviyorum çok onları. Çok güzel. Garnetler mesela. Sevmezdim garnetleri çünkü bordomsu bir kahvemsi tonu vardır çok bulunan. Çok yaygın o çıkar dünyada ama şahane yeşilleri var, turuncuları var, pembeleri, kırmızıları, morumsu tonları ve bunlar hiç el değmeden o güzellikteler hala. Saf hali. Saf hali öyle yani. Güzel bir tıraş sadece usta elini değmesi. İncileri tabii ki zamansız asaletlerini çok seviyorum. Bir de renk oyunları yapan taşlar vardır. Opal mesela onlardandır. Onu da çok sevmezdim çünkü çok kötü örneklerini görmüşüm şu an. Eğitime gidene kadar. Şahane renklere bürünüyorlar, iyi kalitelere. Bayılıyorum yani eğitimden kullanmaya. Sonra aslında pek çok şey değişmiş sizde. Çok değişti. Üzerine ışık vurunca yıldız çıkan taşlar var. Bunun yine renk oyunları, ışık oyunları yapan taşlarda. Ya da kedi gözü diyoruz, bir dalga hareket ediyormuş gibi olan. Renk değiştiren taşlar var. Dışarıda başka renk. Sizler de kullanıyorsunuz hepsini bunların. Bunların hepsini, denizlerden mercanları. Yani farkındaysanız birini söyleyip birini atlarsam haksızlık edecekmişim evet, gibi evet, hisse hepsine değiniyoruz. Ben de hepsini kullanıp hepsini tanıtmaya çalışıyorum mümkün olduğu kadar mücevherlerimde. Değişik taşları. Baktığımız zaman aslında pek çok da koleksiyonunuz bulunmakta Gülgün Hanım. Peki sizin için yeri ayrı olan diyebileceğimiz bir koleksiyonunuz bulunuyor mu? Bulunuyorsa da eğer sizlerden dinlemek isteriz. Valla koleksiyon yapayım da hani çok satar diye başlamadı hiçbiri. Onun için hani ama hepsi benim bir parçam olduğu için zaman içinde bir baktım benim kelebeklerim diye bir koleksiyon oluştu. Benzer özellikleri olan. Çiçek açan bilekler diye bir koleksiyon oluştu. Bir de sevimli hayvanlarımız mesela dostlarımız diye bir koleksiyon oluştu. Hepsi benim yavrum gibi yani hiçbirine hani bana çok soruyorlar bunu hangisini daha çok seviyorsun diye. Öyle bir şey diyemiyorum. Hatta onun için müşterilerime birebir servis yapmayı çok seviyorum. Çünkü hem onların reaksiyonunu görmek hoşuma gidiyor. Hem de böyle sevecek birilerine teslim etmek sanki istiyorum. Seviyorlar mı peki onlar da sizin gibi? Memnun kalıyorlar mı tasarımlarınızdan? Çok gerçekten böyle o reaksiyonları görmek çok hoşmuş gerçekten. Yani iyi ki o bakımdan başlamışım diyorum bu sürece. Çünkü evvelden sadece kendim ve çevremle kısıtlıydı bunun ekspoze olduğu alan. Şimdi pek çok kitleye ulaşabiliyorsunuz. Bayağı genişledi diyebilirim. İnternet üzerinden satışlarını gerçekleştiriyorsunuz ürünlerinizi değil mi? İnternet daha çok tanıtma amaçlı şu anda. Çünkü bunlar görüp, deneyip, takılması gereken mücevherler sonuçta. Kesinlikle. Onun için randevuyla kabul edip şey yapıyorum. Süreci birlikte ilerletiyorsunuz diyebilir miyiz aslında? Kişiye özel de yapıyorum onu soruyorsanız eğer. Biraz yönlendiriyorum da tabii. Ama genellikle gelenler olanlardan bir şeyleri beğeniyorlar daha çok. Ve hiç aklında olmayan bir şeyi beğenip gidebiliyor insanlar. Çünkü bana bir şeyler söylese de mesela Instagram'dan şunları beğendim diyor. Gelince bambaşka şeyleri mi beğeniyor? Gelince kendi üzerinde denemek çok miyim? Çünkü kendiyle bütün olması lazım ki o aksesuar her zaman kullanılsın, taşınabilsin, hoş olsun. Markanız için ileriye dair planlarınızı da sizlerden dinleyebilir miyiz Gülgün Hanım?
Bir mottom var. En kaliteli taşlarla işçilikten hiç ödün vermeden uzun yıllar zevkle, keyifle takılacak mücevherleri daha nice nice müşterilerle buluşturabilmek. Gönlümün ucundan geçen de markamı dünya çapında kalitesiyle bilinen, kalite simgesi bir marka yapabilmek. Bu da hayalim diyebilirim. Ben bu hayali gerçekleştireceğinize gerçekten inanıyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bu güzel sohbet için de çok teşekkür ediyorum sizlere Gülgün Hanım. Ben çok teşekkür ederim bütün TV8.5 ekibine. Bana çalışmalarıma değer verip beni ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Marka kurucusu, aynı zamanda tasarımcı Gülgün Hanım'la çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Sıradaki konuğumuzla ekranlarınızda olmaya devam ederken sizler de bizleri izlemeye devam edin. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.